konumla başlıyorum. Gelinlerimden Cansu kayınvalidesi hakkında anlattıklarıyla gelinlerimizi çok şaşırtmış. Bakalım bizi de şaşırtabilecek mi? Buyurun. Kızlar, ben size bir şey anlatacağım. 2 ay geçti evlenele ama hala içimde çok büyük ukdesi ve siniri vardır. Allah Allah. Bunun için kayınvalideme kin tuttum. Aa. Ve tutacağım da. Bir ev beğendik. Yeni bir bina. Fiyat ortalaması o zamana göre çok güzel. Her şey istediğimiz gibi. Tam hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir ev. Tamam, güzel. Biz eve gittik, görüştük emlakçıyla. Ve haber verdik, biz evimizi tutuyoruz diye. Çünkü tamam. Zaten onlardan bize ev tutun diye bir beklenti içerisinde değiliz. Tak, WhatsApp'tan bir mesaj. Siz kimsiniz ki benden habersiz bu evi tutun? Aa. Şaka yapıyorsun. Şu an ağzım açık kaldı. Sessiz kayınvalideye siz, bakın. Ne demek siz kimsiniz? O kirayı nasıl ödeyeceksiniz? Benim haberim olmadan neyinize güvenerek ev bakıyorsunuz dedi. Şöyle devasa bir mesaj düşünün kızlar. Ve biz o evi tutmadık. Bir sürü eşimle tartışmalar yaşadık. Sana annesiyle bir süre görüşmedik, tutmadık. Ve şu an aynı kiraya çok eski bir binada oturuyoruz. Aa! Biz de o eve kıskançlığından oturtturmadı. Ya bir bırak, bir bırak. Yeni evleniyorum, bir evim olacak, bir şeyler için heves etmişiz. Cehennemim oldu kadın. Aa! Kabus gibi, kara bulut gibi baksana kafamın üzerinde gezdi. Baksana ne kadar sakin kadın. Evet, kesinlikle burada... buradaki sakinliğine aldanmayın. Aa. Mazlumu oynamayı çok sever ve bunu mükemmel yapar. Aa. Seniha'cığım, sen misin neler bu bahsedilen? Neler duydum ben, neler duydum. Neler duydun? Gerçekten. Sen değil misin çok o? Çok şaşkınım ben şu an. Ev konusuyla başlayalım. Evi niye tutturmadın? Nursel Hanım. Tutturmamışsın. Gitmişler, tutturmadım tabii ki de. Gitmişler siteden 4+1 lüks, ultra lüks bir daire tutmuşlar. Tamam. Dairenin fiyatı 15.000 lira. Sen mi ödüyorsun kirayı? Ben ödemeyeceğim ama onlar dara düştükleri zaman beni bulacaklar haliyle. Tabii ki istemem. Akrabamızın evi varken. Daha uygun var. Fiyatlı, evet. Aynı fiyatı şu aynı an... Aynı fiyata değil, onlar orada saptırma yapmışlar. Nasıl? Şu anda diyor ki o tutmadığımız evin yani senin söylediğine göre 15 bin lira değerinde daha eski ama aynı parayı verdiğimiz evde kalıyoruz. Hayır, 15 bin hayır, lira aynen öyle. Şu an söylemek istemiyor da ben de çok sonradan öğrendim bunu. Benim şu an oturduğum ev eşimin amcasının evi. Aa, neden para yabancıya gitsin? Evet, ailemin içi var kendisi. 15 bin lira mı veriyorsun? 15 bin lira kirayı nasıl vereceksiniz öbürü? Ama kendinle çeliştin şu an. Hayır, ben kendimle çelişmiyorum. Dedin onu, ki o parayı nasıl onlar ödeyecekler? Onlar onu bilmiyor. Amcası bize daha uygun fiyata verdi o evi. Bunlar onu bilmiyorlar. Ne kadar yani? Burada ücretini dile getirmeyin. Yok, getirelim be. Bence. Biz de bir şeyleri öğrenmiş olalım. Getirmeyelim. 15 bin lira tutup bir tane siteye verene kadar neyinize yetmiyor? İşinize yakın, yolunuza yakın. Diğer taraf da iş yerimizin tam karşısıydı. 2 dakika yürüme mesafesindeydi ve ben baktığımda eşimi görebileceğim bir evdeydim. İlk başta ultra lüks daire oturmak zorunda mısınız? Şu an ya, kirayı sen mi ödüyorsun Cansu? Ya siz mi ödüyorsunuz? Tabii ki de kocanla? Biz ödüyoruz. Ne kadar biz, ödüyorsun? Şu an 15 bin ödüyoruz biz. Hayır, 15 öbürü bin de ödemiyorlar. 15'miş. 15 bin ödemiyorlar. Amcası Allah. Bize o evi 6 bin liraya kiraya verdi. Ha. 15 bin lira nerede? 6 bin lira nerede? Oluyor. Ama biz 15 yatırıyoruz her ay. Aradaki alt nasıl yer oluyor bu iş? Üzerini alıp ben yiyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. Oğlumun parası değil mi? Şaka yapıyorsun şu anda. Yok, gayet değilim. Kızdın mı öyle söylüyorsun? Hayır, kızmadım. Doğru söylüyorum. 15 bin lirayı oğlumdan alıyorum. Kirayı ben yatırıyorum. Amcamızın oğluna. Ha, ben anladım. Gözden 15 bin lira çıkarıyorlarsa 9 binini ben yiyorum. Biriktiriyor musun o parayı? Hayır, gayet de güzel yiyorum. Yiyorum diyor. Ne diyor seni abla ya? Nasıl geçiyor bu? Şaka mı bu ya? Annem altınlarla doymadı. Oğlumun kazancı, tabii ki de yiyeceğim. Hep mi elin kızı yedirmem. Yiyeceğim? Yedirmem. El kızı gelir, çatır çatır oğlunu da yer, oğlunun parasını da yer. Sizin ruhunuz bile duymuyor. Ben o paranın üzerini yiyorum da haberinizde bile yok. Haberini de duydum. Öğrenmiş niye böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü oğlumun parası. Bu kadar bu zamana kadar oğlanı ben yetiştirdim. Ben de yemeyeyim mi parasını? Sen istesen verir belki sana da. Verdirtmem. Vermez.
Bu gelin varken bana olan o parayı mı verecek? Sen verdirtmem dersen kadın da böyle şeyler yapar. Bu yollara başvururum tabii ki de. Ama ihtiyacınız falan da mı var? Hani... Hayır, oğlumun parası. Yemek zorundayım, yemeliyim. Zorundayım. Nasıl zorundasın? Yemeden uyuyamıyor musun? Uyuyamaz. Uyuyamam. Evet. Sabaha kadar oturur. O gün nasıl oğlunun cebinden Cansu'nun harcadığının fazlasını çıkartsam diye bekler. Ay, biz alışverişe abla gideriz. Bizden önce alışveriş yapmasını bekleriz bize şimdi. Cansu gelmesin şu an diye. Güzel haber. Kiran 6.000'miş. Bitti. Geriye kalan da sana kalıyor. Bundan sonra zaten 6.000'i yatırırsın. Artık söyledin sen çünkü. 6.000'in üzerini alırsın. Vermem imkanı yok vermem. O kadar sakin anlatıyorsun ve normalmiş gibi de. İşte ben hep bundan bahsediyorum. Dışı sizi, içi beni. Burada görünen sakin kesinlikle böyle değil. Ben mesela bugün Metin'i arayacağım. Kesinlikle seninle bütün parasal anlamdaki ilişkisini kestiriyorum. Ben kiramı kendim yatırırım. Çatır çatır da 50 bin de olsa ben o biz eve taşınacağım ve oturacağım. Sözleşmeye 15 bin lira diye anlaştık. Ses ederim. Mecbur fazla o parayı vermek zorundasınız. Oturmam, kirasını veririm ama giderim o beğendiğim eve otururum. Benim adımda Cansu'ysa yaparım. Bunu yapamazsın. Da çok iyi biliyorsun. İmkanı yok, yapamazsın. Senin niye? Şuna bakar mısın ya? Çünkü benim oğlum, benim yetiştirdiğim, ben parasını yemeliyim. Oğlum ben yemek zorundayım yani. Çekmek. O zaman evlendirmeyin. Tuğba. Aa, o zaman evlendirmeseydin dedi. Yılmaz sinirle bak. Ay onun için de çabaladı seni zaten. Ama, bir şey söyleyeceğim. Canım. Yaptığını böyle çok güzel, mantıklı bir açıklama var hep gibi. Hep mi Cansu yesin parasını? Hep yerim. Dediğin 2 aylık evli kız ne yemiş olabilir? 6 ay da var bunun öncesinde. Nişanlıyken ne yiyecek ki? Nişanlıyken daha çok yedim. Arardım. Nerede akşam orada sabah. Çattım, ay var ya ben senin yediğimi gösterirdim. Bir şey söyleyeceğim. Ben sen dur bir dakika. Ben senden korktum biliyor musun? Neden? Kork. Böyle gülerek böyle sinsi. Ay çok tuhaf, tüylerim diken diken oldu. Ama Cansu da az değil, kışkırtıyor. Kışkırtıyor. Evet. Çatır yerim, çatır. Kadını kışkırtıyor ama yani Seniha Hanım da böyle söylüyor ama dilinde bence. Belki şey yapabilir, hani o paraları alıyor çocuklar için belki de yatırım onu yapıyor. Hayır hayatım, koluna künye yapıyor. Bence kışkırtıyor, nasıl? O da Cansu'yu kışkırtıyor. Diye? Hayır, o da seni kışkırtıyor belki de. Tamam, ben de onu onlar eski toprak, atıyordur bir köşeye. İmza benim üstümde, kaşe de bende. Çatır, kaşe bende olsun, şurası bende, şurası. Çatır çatır yiyorum, görüntülü de gösteriyorum diyorsun. Ararım, bir şey yaparım, alışverişe götürürüm. İhtiyacım olduğu için değil. Kaynanını sadece mı arıyorsun? Hayır. Kocasını eşimle götürüyor. Eşimle. Derim oğlum ki ben götürüyor. Bugün evde sıkıldım, beni götür. Tamam, alır, nispet götürür. Olsun diye kaynanını. Aynen, nispet için defalarca alışveriş yaptım. Yıldırma. Yaparım. Ben bu işi yaptığım için suçlu oluyorum. Oğlan benim oğlum. Beni buna sürüklüyor bunlar. Beni sürüklüyorlar sen yani. İlla ki diyorlar ki anne sen bizim üstümüzden yalanla dolanla paraları çek diyorlar. Aşkım aslında yaptığın şey mesela başka tarafından anlatsan desen ki müsrifler onlar beceremiyor ben aman, biriktiriyorum. Aman o zaman dinlemezler. Öyle demiyorsun. Sen de diyorsun ki oğlumun parası benim param çatır aynen, çatır aynen. Yiyeceğim. Gelin de diyor çatır çatır yiyeceğim. Çatır, olan çatır, çocuğa oluyor çatır çatır o zaman. Anayla gelinin arasında kaldı oğlan. Anayla gelin değil. Gelin biraz karısı, hırçın. Karısı, eşi. Gelin. Hırçın. Eşi. Oğlum biraz hırçın. Oğlumun biricik bir tanecik eşi. Yörek göz ya. Bebeği diyeceğim. Sen gelinsin Cansu. Yerini bildi. Siz böyle iki taraftan çocuğu çekiştireceksiniz. Ortada siz kalmış. Nasıl birikim yapacaksınız? Oğlum saçın. Arada kaldı zaten. Oraya bakıyor. Karısı bu tarafa bakıyor, anası. O yüzden annenin artık çocuk. Oğlunun evlendiğini kabul etmesi ve biraz geride durması gerekiyor. Öyle bir dünya yok. O oğlanı ben doğurdum, o oğlan benim. Ay Seniha'cığım, oğlan senin, kimse bir şey demiyor zaten ama senin bu 6.000 üstüne ihtiyacın var mı? İhtiyacım yok. Yok. Ben yani çatır çatır yiyeceğin bir durumun var mı? Yok, senin zaten yok. Kendi paran evet, kendi param var. Ama oğlumun parası daha tatlı geliyor. Ben de yediririm bu oğlundan saatten istesen sonra. Veriyor mu sana bir ihtiyacın olsa? Şimdi burada söylersem Cansu'yla saç başa gireriz. Demek o da zaten benden habersiz sana 1 lira bile gönderdiyse ben onu çatır senin, çatır senin yerim. Senin ruhun bile duymuyor ruhun. Ben onu yedim şimdi. İşte bir şey yapamazsın Cansu. Yaparım. İşte bir şey yapamazsın. Yazık ben oğlumdan o parayı da alırım. Seniha'cığım söyledin söyleyeceğini zaten. Bir söylersem diyorsun ya, sorun olur diyorsun ya. Bence bundan daha büyük bir sorun yok şu an. Bence hazır neler var, itiraf neler var, etmişken. Bilmiyor.
O şu an burada kaçırdı. Duyduklarıyla yetiniyor. Kirayı da burada duydu. Kiranın üstünü benim aldığımı da burada aldı. İyi de kocasının aldığı paradan haberi yok mu bu kızın? Benim kocam esnaf. Bugün 3 alır, yarın 5 alır. Cansu'nun, senin oğlun diyorum. Aldığı para belli değil mi? Cansu bilemez mi? İşte benim ne kadar, nereye gitti? Bilemez esnaf. Şey, onu esnafmış. Bilemiyoruz. Onun garantisi yok. Adam annesine benim doyuruyor. Oğlum esnaf. Bugün 3 alır, belki yarın 5 alır. Yarın anlatmak istersen dinliyorum. Tamam mı seni? Merak ediyorum. Daha çatır çatır neler oluyor. 2 aylık evli gelinle sen şu an bu haldeysen... Eyvah. Biz çok nasıl ciddi bir ömür tüketeceğiz bilmiyorum. Ben seni tüketeceğim çok gibi geliyor bana. Çok konuşmanız gereken şeyler var. Cansu sessiz kız, sen de az gelin ol. İyi olurmuş Cansucuğum. Dikkat et kendine. Dikkat et. Yedim oğlunu. Vallahi bence aşık atmayın, öyle birbirinizle yarışmayın ya. Şu an yarış olmuş. Değil mi? Güzel geçinmek varken niye bu? Evet. Benim paramı alıyor, benim evimin parasını. Ben 15 bin lira kira ödüyorum zannediyorum. Evet. Eski bir binada oturuyorum, eşyamı sığdıramamışım eve. Paraları çatır çatır kayınvalidem yiyor ve ben bunu makul karşılayacağım. Bir de bu sakinlikle anlatıyor. Ve bunu çok keyif alarak anlatıyor. Evet, geçiyorum. Çok zevk alıyorum. Son zevkinde. Evet, çok zevk alıyorum. Sen geçiyorum konuyu.